Öncelikle bu konuya hassasiyetinizden ötürü teşekkür ederim. Çünkü Türkiye'nin gerçek anlamdaki tek beka meselesinin bu olduğunu düşünüyorum. Toplantıya giriş mahiyetinde ben de birkaç temel veriyi, biraz detaylı verileri iletmek istiyorum buradan. Öncelikle hepimizin bildiği TÜİK'in manşet veri olarak açıkladığı bir genç işsizlik oranı var. Bu oran kabaca aydan aya değişmekle birlikte %25. Ama son dönemin popüler bir konusu var, geniş tanımlı işsizlik. Onu eklediğimiz zaman ve gençler için yaptığımız zaman bu rakam %40'a kadar çıkıyor. Maalesef bu bahsettiğim Kasım ayının verisi. Çünkü TÜİK son dönemde veriyi sıklığını arttırma adına bazı verileri yayınlamamaya, yani eğer art niyetliyse bir karartma yapmaya başladı. Son ayınkini artık hesaplayamaz hale geldik ama aydan aya büyük değişiklikler olmadığını varsayarsak Türkiye'de 15-24 yaş arasındaki geniş tanımlı genç işsizlik %40. Birazcık daha yaş tanımını genişletirsek eğer 15-34 diyelim, çünkü artık evlenme yaşı, eğitim Evet. yaşı değişti. O zaman dar tanımlı 2,4 milyon işsizimiz var. Geniş tanımlı da 4,6 milyona kadar çıkıyor ki 2 milyon 400 bin dar tanımlı. doğrudur efendim. 4,6 milyon geniş tanımlı. Evet. 4 İzmir'in milyon nüfusu 600 bin kadar. de geniş tanımlı genç işsizler var. Evet. Bunun da nedeni tabii ki iş bulma ümidini kaybedenler veya aramayıp çalışmaya hazır olanlar. Bu da Evet. durumun aslında bir kriz değil, buhran olduğunu gösteriyor. Evet. Özellikle istihdam kaybı çok önemli. Çünkü Türkiye'de 15-34 yaş arasındaki nüfus hiç değişmiyor. Türkiye'nin nüfus piramidi artık sabitleşti. Fakat yani 24,2 milyon kişi sürekli az çok 100 bin kişi değişmek kaydıyla bu nüfusta. Fakat neden bu kadar işsizlik yaygınlaştı dersek, 2017'den bu yana son 3 yılda 1 milyon 155 bin kişi istihdamda, bu yaş grubunda azalma olmuş. Yani bir Evet. şekilde 1,1 milyon kişi işsiz kalmış. Birazcık daha detaya baktığımız zaman mesela üniversitelere durumun asıl bence en sıkıntılı kısmı orası. Şunu görüyoruz. 15-34 yaş en az 2 yıllık okul mezunu işsiz sayısı 960 bin. Burada maalesef dar ve geniş hesaplayamıyoruz. TÜİK bunları bize açıklamıyor. Ama iş gücünün dışında kalan üniversiteleri sayarsak bir de 1 milyon 269 binlik ek bir grup daha var. Bunlar işsiz sayılmıyor. Burada cinsiyet ayrımı da çok keskin. Mesela 297 bini erkek, iş gücünde değil. En az 2 yıllık okulu bitirmiş. Kadınlarda bu oran 972 bin. İlk bakışta aklımıza kültürel nedenler gelebilir. Fakat anne babalar kız çocuklarına izin vermişler. Okumuşlar, mezun olmuşlar. Buna Evet. rağmen durum böyle. Bunun biz ücretler kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle evlenme durumunda annenin ev işleriyle meşgul olması, çocuk bakımında aileye bütçe katkısı daha fazla. Haldeki çalışmamayı tercih ediyorlar veya hiç iş bulamıyorlar. Başka bir kültürel neden olduğunu çok düşünmüyoruz. Bunun haricinde daha ilgi çekici bir şey ise bizim profesyonel işsizler dediklerimiz. Bunlar kayıtlılar, İşkur tarafından açıklanıyorlar. Örneğin geçtiğimiz yıl 12 aydan uzun süredir iş arayan 15-34 yaş arası genç sayısı 479 binde. Bu yıl da 509 bin. Yani kabaca her yıl bizde her an sürekli en az bir yıldır iş arayan 500 bin genç var. Evet. Gençler diğer gruplardan farklı çünkü artık umutlarını biraz azalıyorlar ama hala çabalıyorlar. Daha düşük işleri tercih ediyorlar. Alanlarının dışına çıkıyorlar. Ve maddi kayıpları büyük. Bu gruplarda artık arkadaşlar buluştukları zaman iş durumun ne oldu diye bir soruyu sormuyorlar. Kanıksamışlar. İyi bir haber gelince yüzden anlaşılacağını biliyorlar. Ama hak yoksunluğu şöyle çok geniş. Örneğin belediyelerin öğrencilere bir ulaşım indirimi var, değil mi? Ama gençler için geçerli değil bu. Bu insanlar gelirlerini de kazanamıyorlar. Dolayısıyla dışarı çıkmak büyük şehirlerde ise özellikle pahalı bir durum oluyor. Cep harçlıklarını da iyi kazanamadıkları için. Bir de sosyal mekanlara erişimleri çok zor. Çünkü dışarıda bugün artık sıradan bir kahvecide kahve içmek en az 15 TL. Bu doğrultuda ben bu ulaşım kartlarının artık öğrenciden gençlere dönüştürülmesinin 30 yaşlarında daha yerinde olabilir. Gençlerin tabii de hayallerini gerçekleştirmesinden bahsediyoruz hep ama Türkiye'de hayaller maalesef sadece yurt dışına kaçmak şeklinde ve Avrupa Birliği üyesi olmadığımız için de başka bir ülkeye de gidemiyoruz. Bu yüzden son dönemin popüler benzetmesi Türkiye'nin bir açık hava hapishanesine döndüğü şeklinde. Kimse burada mutlu değil. Gençler hayalini kaybetmiş durumda. İsmim Ceyhun Karaköse. Ben 9 Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü yazarlık dalından mezunum. Özdemir Utku gibi büyük profesörlerin, büyük hocaların öğrencisi oldum ve öğrenci olduğum dönem içerisinde
Defalarca ödül kazandım. Hem ülkemizde hem yurt dışında. Senaryosunu yazdım bir kısa film. Norveç'te ve başka ülkelerde jüri özel ödülleri, en iyi kısa film ödülleri vesaire aldı. Altın Koza Film Festivali'nde bir yazdığım bir senaryo finalisti oldu. Ve birçok oyun yazarı ölümüne kadar oyunun sahnelenmesi mutluluğunu göremezken, evet, ben ikinci sınıftan bu yana her yıl mutlaka Adana'da, İzmir'de, Ankara'da bir oyunum sahneleniyor. Bu mutluluğu yaşıyorum. Lakin bunu bir işe dönüştüremiyorum. Formal olmayan işlerde sigortasız ve güvencesiz çalışıyorum. Şimdi televizyon sektöründe de çalıştım. BKM Mutfak'ta skeç yazıyordum. Pandemi sonrası bazı problemler oldu. Şehir tiyatrolarında çalışmak istiyordum. En son Mersin Şehir Tiyatroları bir kadro sınavı açtı. Yalnızca bir tane dramaturg kadrosu açılmıştı. Ben orada birinci yedekte kaldım. Jüri ikimizi birden almak isterken ne yazık ki o kadro arttırılamadı ve olmadı. Ya şöyle, arkadaşlarımın çok daha formal meslekleri var burada. Evet. Yana yakıla ihtiyacı hissedilen bir meslek değil oyun yazarlığı ya da dramaturgi ya da tiyatro oyunculuğu. Fakat bu pandemi, bu işsizlik yüzünden sanatı bırakan her sanatçı veya bu işsizliği gördüğü için sanatçı olmaktan vazgeçen her genç, gelecekte nesiller boyu telafi edilemeyecek bir kültürel yoksunluğa sebep olacak. Ve bununla ancak, yani aydınlanma devriminin partisi olarak sizin bir mücadele etmenize dair bir umudumuz var. Başka da pek bir umudumuz yok. Ve ben şunu düşünüyorum. CV'nizde ne kadar başarı olursa olsun, hangi okulda kimlerin öğrencisi olursanız olsun. Yani ben de hiç yeni mezun CV'si gibi gözükmeyen sayfalarca, evet, ödüller ve başarılarla dolu bir CV var. Fakat bunun hiçbir anlamı yok bir kurumda işe girerken. Kimi tanıdığınız tek belirleyici unsur ne yazık ki. Bildiğiniz üzere Cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik kriziyle karşı karşıyayız maalesef. Ekonomik krizin en çok etkilediği kesimin başında da biz gençler geliyoruz. Evet. Üniversiteye hazırlanırken ayrı, üniversiteye okumaya başladıktan sonra ayrı, üniversiteyi bitirdikten sonra çok ayrı sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu zorluklar karşılığında devlet biz gençlere kredi veriyor ama mezun olduktan sonra krediyi ödemek için iş imkanı veremiyor. Verdiği krediyi ödemek için iş imkanı veremeyen devlet kredileri ödeyemeyince de faiz yükleyip icra ile sonuçlandırıyor bu işlemleri. Azınlıkla iş bulan gençlerden ya tecrübe isteniyor sektörde, bu gerçekten ciddi bir sorun. Sürekli bir tecrübe. Ya da yoksulluk sınırının 7.353 TL olduğu bir ülkede 2.000 TL, 1.500 TL çok komik rakamlara maaş teklifleri alabiliyoruz. Ben veya arkadaşlarım. Sayın Başkan, ben Diyarbakırlıyım. Diyarbakır'da bulunan, kendi çevremden bahsedeyim. Diyarbakır'da bulunan çoğu genç arkadaşım ya işsiz ya da kayıt dışı, inanın çok ucuz paralara. Hafta sonu, evet, dahil günde 12 saat çalışıp 40-50 TL para alan arkadaşlarım var. Mühendislik okuyup çaresizce dolanan var. Öğretmen olup kafelerde kasiyerlik yapan var. Yani biz artık toplumdaki büyüklerimizden okul okumayın, meslek edinin nasihatleri almaya başladık. Ve bu çok acı bir şey gerçekten. Bir, eskiden okul okumanın bir ağırlığı vardı. Eğitim çok farklı bir şeydi. Artık ülkede anneler ve babalar çocuklarına okul okumayın, meslek edinin demeye başlıyor. Ciddi anlamda başladılar. Ve böyle durumlarda kendi yaşadığım memlekette istihdam edilemeyen benim gibi gençler ailesinden ve sıcak yuvasından ayrı gurbete çıkıyor. Okul okusak iş yok, meslek edinsek büyük şehirlere göç etmek zorunda kalıyoruz. Çok böyle şey bir durumun içindeyiz. Benim babam Sayın Başkan apartman görevlisi. 25 yıldır adam asgari ücretle çalışıyor. 25 yılda 5 çocuğu var, 4'ünü okutuyor, üstüne bir de ev yapıyor. Eskiden paranın bir değeri vardı. Şimdi bizim gibi gençlerin döneminde böyle bir şey yok yani. Asgari ücretli adam ayın ilk 10 gününü atabiliyor. Veya benim gibi gençler çalışırken bir cep telefonuna 36 ay taksit yapmak zorunda kalıyoruz. Vallahi şaka değil. Bir bilgisayar ihtiyacımız olsun, okulla alakalı, işle alakalı. Evet. Maaş bordrosuyla banka şubesine gitmeye mecbur bırakılıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Bir genç bilgisayar almak için maaş bordrosuyla banka şubesine gitmek zorunda bırakılabilir mi? Ben şeyden bahsetmek istiyorum özellikle. KPSS ve kaymakamlık sınavı. Daha ziyade kaymakamlık sınavı üzerinde konuşmak istiyorum. Benim gözlemlerim, yani çevremden duyduklarım, aynı şekilde benim gibi il mülki amirliğe girmeye çalışan, mülki amirlik makamına gelmeye çalışan ya da memur olmaya çalışan arkadaşların yaşadıklarına dair birkaç şey söylemek istiyorum. Benim kendi deneyimim, ben bu okulu kazanırken, siyasalı kazanırken benim idealim mülki amir olmaktı açıkçası.
Fakat geldiğimiz noktada birçok arkadaşım da bu ideallerle girip büyük bir umutsuzlukla karşı karşıya kalıyor 4. sınıfta mezun olduğunda. Ben aynı şekilde gene umutsuz bir şekilde kaymakam sınavına girdim ve doğal olarak geçemedim. Bunun 3 temel gördüğüm sorun var burada. Birincisi zaten sınav ücreti, kaymakam sınavı üzerinde konuşmak gerekirse mesela 250-225 lira. Bunun üzerine tabii bir de kurs ücretleri ve kurs ücretlerinde kaymakamlık sınavı kursunun ücretleri 2500 liraya kadar çıkabiliyorken aynı şekilde KPSS kursu da 4000-5000 lira civarına çıkabiliyor. Yani hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı 4000-5000 lirayla daha başlangıcı yapıyoruz ki bu insanların büyük bir çoğunluk zaten aileleri için yüksek öğrenim durumundayken bir külfet oluşturuyor ister istemez. Bu da zaten bu sıkılganlığı daha da arttırıyor, umutsuzluğu daha da arttırıyor. En önemli mesele mülakat safhası, yani sözlü sınav dediğimiz safhada başlıyor. Burada karşımıza bizatihi eski adıyla torpil, yeni adıyla referans diye bir kavram çıkıyor. Artık mülki amile ya da kamu sektörüne girebilmeniz için herhangi bir partiliden torpil ya da o parti üyesi olmanıza gerek, o parti üyesi olmanızın dışında bir de yüksek bürokrasiden ya da bakanların bizatihi kendisine referansa ihtiyaç duymanız gerekiyor. Bunu mesela çevremde yaşadığım bir iktidar ortağının partisi olan bir kişi mesela yazılı sınavdan 72 alıp mülakatta 96 puan alarak böyle enteresan bir şekilde bunu gözlemleyemeyeceğimiz bir şekilde kaymakam adayı oluyor. Bir diğer gördüğüm problem de şu, zaten meselenin temeli de bu mülakat dediğim noktaya geliyor. 1700 sayılı Dahiliye Memurluğu Kanunu'nda mülakatın kuralları, usulü yazıyor daha ziyade. Burada belirtiliyor ki mülakat sadece tutanakla kayıt altına alınır. Fakat problem zaten burada başlıyor. Bunun kendisi anayasanın 10. maddesine aykırı. Yani şöyle ki günümüz koşullarında artık biz buradan mesela sizinle beraber Zoom'dan görüşebiliyoruz. Benzer şekilde kamera teknolojisi gelişti, ses teknolojisi evet. Gelişti. Bu mülakatın kendisini kamerayla kayıda altına alınıp daha adaletli ya da eşitlikçi bir sistem yaratılabilir veyahut bir denetim firmasının mülakatına girmiştim geçen yıl. Ben siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler mezunuyum bu arada. Beni bir mülakata davet ettiler ve mülakata girdiğimde şöyle benimle birlikte 3 aday daha vardı. Grup şeklinde bir mülakat durumu var. 4 tane yeni mezun genci birbirleriyle rekabet etsin diye aynı odada mülakat alıyorlar, öyle söyleyeyim size. Çünkü onlar için gerçekten bir sayı olarak görünüyorsunuz. 30 kişilik bir kontenjanın olduğu yere 2000 kişi başvuruyor. İstihdamın az olması seçeneklerimizi azaltıyor. Yani kaba tabirimi çok affedersiniz mazur görün ama yani 4 tane yeni mezun genci bir odaya alıp bir iş için rekabet ettirmek benim gözümde insanları bir araya toplayıp bir çukura 4 tane horoz atıp dövüştürmekten çok da farklı değil yani. Yani mülakatlarda o kadar değersiz hissediyorsunuz ki zaten asıl problem orada. Bunca yıl okul okuyorsunuz. Arkadaşlarım dediği gibi gurbette yaşıyorsunuz. Ben normalde Sakaryalıyım. İstanbul'a yerleştim 6 yıl önce. Bir yıldır da neredeyse iş arıyorum. Düzgün bir iş bulamadım. İş bulsam asgari ücretten yukarısını kazanmamız çok zor. Yani biliyorsunuz İstanbul'da zaten asgari ücretle yani aile geçindirmeyi bırakın tek başınıza yaşamak bile imkansız bir durumda. Evet. Ben bir de aynı zamanda sadece kendimi görmüyorum. İktisat Fakültesi'nin mezunlar cemiyetinin aktif bir üyesiyim ben. Arkamdan gelen arkadaşları da görüyorum. Okullardaki eğitimin durumu da felaket. Yani şöyle söyleyeyim size Sayın Başkan. Mezun olan öğrenciler bir özgeçmiş hazırlamayı bilmeden mezun oluyorlar okuldan. Ne iş yapabileceklerine dair hiçbir fikirleri olmadan mezun oluyorlar. Kamu kapısı iktisadi ve idari bilimler mezunlarına çoktan kapandı. Arkadaşlar az önce anlattı. Yani mümkün değil bir torpiliniz olmadan devlette veya kamuda herhangi bir görev alabilin. Evet. Ne yapalım bilmiyoruz. Umudumuz sizsiniz, öyle söyleyeyim. Benim karşılaştığım sorun biraz da akademiye yönelik. Özellikle bu pandemiyle beraber karşılaştığımız bir sorun oldu. Öncelikle araştırma görevlisi kadroları ile ilgili. Birincisi eğitim öğretim yılının başında alana dair ne kadar araştırma görevlisi kadro açılacağı bilinmiyor. Yani biz sabah kalktığımızda o kadro açılıyor. Eğer süreç doğru giderse ki burada bir parantez açayım. Benim başıma gelen olayı ben anlatayım. 22 Mart'ta
Maltepe Üniversitesi, yani bir vakıf üniversitesi kadro açtı. Bu da resmi gazetede yayınlandı. Ben de işte yaklaşık 100 lira bir tabii masraf yaptım o belgeleri toplamak, fotoğraf çekilmek, kargo ücreti vesaire. Bunları yolladım. Dün sabah ben kalktığımda yine ilan gov.tr'ye baktım. Keyfe keder ilan iptal edilmiş. Bununla ilgili akademik teşkilat ve öğretim elemanları hakkında mevzuata baktım. 11 yönetmeliğe sahip ama herhangi bir şekilde bu süreç hakkında bir bilgi ortaya konulmamış. Yani rektörlük, tabii özel üniversiteler bir de kendi sermayedar olarak görüyor bu devirde. Evet. Rektörlük onu, o kadroyu açıyor, isterse o kadroyu iptal ediyor. Ve o kadro kaç tane açılacak, kime göre açılacak o da belli değil. Ben ODTÜ nezdinde aslında bir iki şey söyleyerek konuşmamı sürdürmek istiyorum. Okuldaki siyaset bilimi hocalarımız bize hep sizin de sıkça vurguladığınız hak, hukuk, adalet kavramlarının ne kadar kıymetli olduğunu öğretti. Ve bizleri hep Türkiye'de bunları sağlayacak şekilde, yani toplum mühendisleri olduğumuza ikna ederek aslında Türkiye'yi daha iyi bir hale getirebilmek için elimizden geleni her zaman yapmamız gerektiğini, sözümüzü hiçbir zaman sakınmamamız gerektiğini, kendimizi, ülkemizi temsil edecek şekilde yetiştirmemiz gerektiğini hep söyledi. Ben bu değerlere inanarak aslında kendimi yetiştirmeye çalıştım. Hala da bu şekilde ilerliyor süreç benim için. Ancak şöyle bir durum var. Ben yüksek lisansım mesela tarım ve hayvancılık politikaları üzerine yapmak istiyorum. Ülkem için bir şeyler sağlamak istiyorum. Ancak benim gibi aynı bölümden mezun olan çoğu arkadaşım şu anda yurt dışına gitmek için yani kendine imkan yaratmaya çalışıyor. Çünkü Türkiye ile ilgili aslında umudumuzu o kadar yitirdik ki biz. Siz konuşmalarınızda mesela hep vurguluyorsunuz gençler bizim umudumuz diye. Bizim de umudumuz sizsiniz aslında. Çünkü ben ülkemi çok seviyorum. Burası için bir şeyler yapmak istiyorum. Tezimi burası için yazmak istiyorum. Ama Türkiye bana ne verebilir sorusu benim kafamda sürekli yer ediyor ve bu beni de çevremdeki pek çok arkadaşımdaki kaygı düzeyini de çok arttırıyor açıkçası. Aselsan'da çalıştım, çeşitli stajlar yaptım. Devlet kurumlarında, Dışişleri Bakanlığı, Merkez Bankası, Meclis gibi. Kendime katabildiğim ne varsa katmaya çalıştım. Ama şu anda mesela sınavlara giriş için baktığımda mülakat şartlarını görmenin bende yarattığı kaygı o kadar büyük ki. Yani kendime çok güveniyorum yazılı sınavlarla ilgili. Çünkü bugüne kadar yaptığım birikimi biliyorum ve diyorum ki çalışırsan elde edebilirsin. Kendime bunun motivasyonunu sağlıyorum aslında. Ama o mülakat kısmını gördüğümde kendime bir şey sağlayamıyorum. Ben kendimi sakinleştiremiyorum. Bu anlamda kendimi telkin edemiyorum aslında. Doğru kelime bence bu. Ve yurt dışı opsiyonlarını sürekli konuşan bir arkadaş çevrem var ve buna yönlenmeye başlıyorum ve bunu gerçekten istemiyorum. Çünkü bu ülkede eğitim aldım. Bu ülke için emek verdim ve ülkem için bir şeyler yapmak istiyorum. Benim annem babam gelir uzmanı ve 3600'ü bekliyorlar yıllardır. Ya hak ettiklerini bekliyorlar. Yani bence Türkiye'deki her insan maddi manevi olarak dünyadaki bütün insanlar en iyisini yaşamayı hak ediyor. Ve bu ülke ne yazık ki ne gençlerine, ne esnafına, ne memuruna hiçbir şekilde bunu sağlayamıyor. Ben, onlar da tabii ki ister ki yanlarında olayım, burada bir düzen kurayım, burada iyi bir işim olsun, burada yaşayayım. Çünkü verdiğim emeği biliyorlar. Ancak onlar da ben gitmek istiyorum dediğimde artık hani burada durmak için onların da bana söyleyebileceği ya da onların da ümit edebileceği bir şey kalmadığını düşünüyorum ben. Hani olabildiğince telkin etmeye çalışıyorlar elbette. Evet. Ama gerçekler bir yandan da yüzüme çarpıyor. Yani bir markete gittiğimizde bile artık o fişe bakmadan çıkamıyoruz. Ben ne aldım diye bir bakar hale geldik. Geçen hafta meydana gelen heyelan sonucu Düzce-Zonguldak karayolu çöktü. Biz bunu sadece bir doğal afet olarak mı adlandırabiliriz? Yoksa gerekli önlemler alınmadı, gerekli kontroller yapılmadı olarak? Ya da 12 bölge müdürlüğünde neden jeofizik mühendisi yok? Ya da 1986 yılından bu yana karayollarına neden jeofizik mühendisi atanmadı diye sorabilir miyiz? Teşekkür ederiz. 23 Şubat tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız öğretmen anımlarıyla ilgili 20 bin atama yapılacağından bahsetti. Ve bu medyada, gazetelerde müjde olarak verildi. Ve fakat 500 bin atama bekleyen öğretmenimizin olduğu bu ülkede 20 bin gibi bir sayı çok azdır. 2020 sınavına giren
Öğretmen adayı sayısı 432.753. 2019 Sayıştay raporuna göre 138.893 kişi açık var Milli Eğitim Bakanlığı'nda, öğretmen açığı var. Ve fakat 23 Şubat'ta ilan edilen atama sayısı 20.000. İlan Başkanım, ve inşaat sektörü son zamanların kan ağlayan sektör açıkçası. Evet. İş görüşmelerine gittiğimde İngilizce sahip olduğumu söylüyorum. Bana yurt dışında iş bulmam gerektiğini söylüyorlar. Türkiye'de gitgide daha kötüye gittiğini bu sektörün ve herhangi bir şekilde iyi bir umut ışığının yanmadığını söylüyorlar. Bu konuda gerçekten ben sektör dışında çalışma imkanına sahip olma durumum var. Fakat ben gerçekten 2016 yılında bu mesleği bilerek isteyerek ve sadece iş alanı çoktur diye seçmedim. Gerçekten bu sektör içerisinde bir iş yapmak istiyorum ve bunu ülkemde yapmak istiyorum. Bu konuda gerçekten hani çoğu arkadaşım da benimle aynı durumdan muzdarip ve hiçbirimizde inşaat mühendisliğini herhangi bir şekilde şey olmasını istemiyoruz. Sadece belirli firmaların iş yaptığı ve gerçekten de sadece para kazanılan bir sektör olarak görülmesini istemiyoruz. Az önce birkaç arkadaşımız da bahsetti. Gerçekten bu ülkenin en büyük sıkıntılarından biri deprem sıkıntısı ve İstanbul'da yaşanılabilecek bir deprem olasılığı ve diğer şehirlerde yaşanılan depremler. İzmir depremi bunun bir örneğiydi. Ve gerçekten bunun en büyük nedeni inşaat mühendisi olmadan ve diğer alanlardaki jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi gibi alanların herhangi bir şekilde istihdam edilmemesinden doğan sıkıntılardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Mühendis üreten kişidir diyerek çıktığım meslek hayatı yolumda ne yazık ki üretemiyorum. Hatta bir üretimin parçası olamıyorum. Üretmek sadece bir nesne üretmek değil, aynı zamanda bir fikir, bir inovasyon ya da bir katma değer oluşturmaktır. Ama üzülerek söylüyorum ki ben ve benim gibi genç üniversite mezunu arkadaşlarıma iş imkanı tanınmıyor. Şunu söylemek istiyorum, Mustafa Kemal Atatürk bu cumhuriyeti biz gençlere emanet etmişken neden bir kurumda pozisyon ya da bir görev bize emanet edilmiyor ya da şartlar zorlaştırılıyor? Teşekkür ederim. Biz şehir plancıları olarak özellikle belediyelerde, yani genel olarak belediyelerde çalışıyoruz. Ama biz belediyelere gittiğimiz zaman CV'mizi bile bırakamıyoruz. Çünkü yani alttaki elemanlar bizi insan kaynaklarına bile göndermiyorlar, CV'lere geri dönüş olmadığı için. Ben bunu 4 yıldır çok fazla yaşadım. Çok fazla mülakatlara gittim. Ve mülakatlarda bir kadın olarak bir erkeğe bunu asla sormazlar. Çocuğunuz olduğu zaman nereye bırakacaksınız diye sorularla karşılaşıyoruz. Yani bu ülkede bir kadın olarak yaşamaktan bazen utanıyorum gerçekten. AK Parti milletvekilleriyle görüşmeye gittiğimiz zaman bize şunu söylüyorlar. Üniversite mezunu, her üniversite mezunu iş vermek zorunda değiliz. Üniversiteyi siz bilgilenmek amaçlı okuyorsunuz, iş bulmak amaçlı okumuyorsunuz ve biz kadınlar olarak gittiğimiz için bu ülkeye faydalı olarak yapabileceğiniz tek şey evlenin, çocuk yapın diyorlar. Ya biz işimizi bulduğumuz zaman biz bu ülkeye katkı sağlayamayacak kadınlar mıyız? Yani iş bulduk diye çocuk yapmayacak mıyız? Bu hani ülkemize fayda sağlamayacak mıyız? Biz bunları duymaktan gerçekten çok yorulduk, çok üzüldük. İşsizlik sorunu izlenen ekonomik politikanın bir sonucudur. İzlenen ekonomik politika istihdam yaratıyorsa orada başarı vardır, herkese iş vardır, iş alanı vardır. Ama izlenen ekonomik politika istihdam yaratmıyorsa ciddi bir sorun vardır. Bunun tipik örneği, örneğin Almanya, aynı nüfusta aynı nüfusu barındırıyoruz. Orada onlar, Almanlar dışarıdan işçi alıyorlar ama aynı nüfus Türkiye'de 83 milyon, bizde 10 milyona yakın işsizimiz var. Ve insanlar geleceği umudu dışarıda arıyorlar. Kamuya eleman alınması, bu konu üzerinde durun. Mülakatların kaldırılması, bu konu üzerinde de durun. Biz mülakatların yasaklanmasını istiyoruz, mülakatların kaldırılmasını istiyoruz. KPSS ile üniversite mezunlarının kamuya yerleştirilmesini istiyoruz. Bunu hemen hemen her yerde, her ortamda bir şekliyle ifade ediyoruz. Hatta üniversitelere dahi buradan alınmalı, KPSS sınavıyla alınmalı. Fakat maalesef bu bizim arzu ettiğimiz dozda çalışmıyor.
KPSS'den çok fazla kişi alınıyor, mülakatla eleniyor, işte torpili olan kazanıyor. Öğretmen açığımız var, evet 20 bin değil 138 bini aşkın öğretmen açığımız var. Öğretmenin alınması lazım. Sağlık alanında ciddi açığımız var, sağlık bekleyen elemanlar var, onların alınması lazım. 3600 ek gösterge bekleyen binlerce kişi var, bunlara 3600 ek gösterge verdiğiniz zaman kadrolar boş olacak, buraya alabilirsiniz. Özellikle Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs alıp daha sonra okuldan mezun olunca iş bulamadı, iş bulamıyor, işsiz kalıyor. Daha sonra kendisine haciz geliyor. Onu telafi edeceğim. Söz kesinlikle Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs alan öğrenciler iş verilmediği sürece ne faiz çalışacak, ne paralar talep edilecek. Para talep ediyorsanız iş vereceksiniz. Ondan sonra aylık belli bir taksitle alırsınız. Hem iş vermiyorsunuz. Kredi vermişsiniz, iş vermiyorsunuz. Bir de geliri yok. Ayrıca faiz uyguluyorsunuz. Bu insanlığa aykırı bir uygulama. Bunu kesinlikle kaldıracağız. Bütün bu tablolara baktığımız zaman doğru, karamsar olabiliriz. Çok şey var. Umutsuz olabiliriz. Çok şey var. Ama gençlere umutsuzluk yakışmıyor. Murat arkadaşım inanıyorum hem gençlere umudu verecektir hem iş arayan gençlerimize birlikte davrandığınız zaman, birlikte karar verdiğiniz zaman, gücünüzü birlikte gösterdiğiniz zaman gücünüzün karşısında bütün siyasi partileri hizaya getirebilirsiniz. Böyle bir gücünüz var. Onu da ifade etmek isterim. Sizlere umutsuz olmayın diyorum. Kamuda çok sayıda iş var. Alanda çok sayıda iş var. Ama maalesef ülke iyi yönetilemediği için kişilerin çalışmaları gereken alanlarda büyük bir işsizlik var. İşsizlik olduğu için üretim duruyor. Üretim olmadığı için dışarıdan ithalat var. Ve dolayısıyla Türkiye ekonomik açıdan dışarıya bağımlı bir ülke konumuna gelmiş durumda. Çok sık tekrar ederim. 83 milyon dışarıdaki bir avuç tefeciye çalışıyoruz diye. Milyarlarca dolar faiz ödüyor Türkiye. Oysa bu para Türkiye'de kullanılabilir, istihdam alanları yaratılabilir, fabrikalar kurulabilir, insanlar çalışabilir, üretebilir. Ve dolayısıyla biz dışarıdan almak yerine dışarıya ürün ihraç eden bir ülke konumuna, daha fazla ürün ihraç eden ve cari açık değil, cari fazla veren bir ülke konumuna gelebiliriz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum. Ailelerinize de lütfen selam söyleyin. Onlar da umutsuz olmasınlar.